Kağıtlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra hemen bantlayacağız. Şöyle bunu da alıyorum. Bunu da buraya bu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle. Ve bunları katlama şekli gayet basit. Önce şu fazla streçleri şöyle içeriye katlayalım. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şu vaziyette. Sonra bunu açıyorum. Şu şekilde tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra açıyorum. Bunu tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Yine ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Şu bizim bu arkadaşlar normal katladığımız katlamanın incesi. Bak şu vaziyette. Şimdi takıyorum. Önce göbeğini yapacağız. Göbeğini yapmak için bunu bu şekilde tutuyorum. Şu vaziyette. Şöyle açıyorum arayı. Aynı takma şeklimiz aynı. Hiç değişmiyor. Şunu şuraya, bunu da buraya sokuyoruz. Ve şöyle bir L harfi haline getiriyoruz. Önce buraya bir küçük kare yapacağım. Sonra alıyorum bunu. Şu tepeden aşağıya. Şu vaziyette. Şöyle indiriyorum. Şöyle. Ve şöyle. İndirdim. Şimdi arkadaşlar buraların ağzını kapatmam lazım. Şu da arkadaşlar şimdi şunun şöyle ortadan kesilmiş hali. Şöyle. Yani bunlar bunun ortadan kesilmiş hali. Bakın ağzını kapatacağım. Ağzını nasıl kapatıyoruz? Şimdi şunu şöyle tutuyorum. Şunu alıyorum. Şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Şöyle. Bakın şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Katlıyorum. Bir daha katlıyorum. Ve bunu hemen şu ucunu uçurup şuraya yerleştiriyorum. Bunu tutkallayabilirsiniz. Tutkalladığınız zaman daha güzel, daha sağlam olur. Bak, şuraya yerleştirdim. Şöyle. Tamam. Şimdi şu kısım kaldı. Bu şekilde bu göbeğini hazırladık. Şimdi bu göbeğinin dışındaki bölümü yapacağız. Bunun bir üst sırasını yapacağız. Yine aynı şekilde şöyle kağıtları birbirine geçiriyoruz arkadaşlar. Şu vaziyette. Geçirdim. Önce buraya ben bir zigzag yapacağım. Zigzagı yapmak için bu sefer ne yapıyorum? Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle. Bunu da aynı şekilde yukarıya doğru çıkacağım. Ve şöyle bir zigzag oluşturdum. Şöyle içeriye giriyoruz. Bu tarafa doğru. Alıyorum bir tane daha. Şu şekilde. Şimdi bu sefer ne yapıyorum? Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Alıyorum bir daha. Onu bu sefer şuradan şöyle şunları atalım. Şuradan aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu aradan şuradan dışarıya çıkıyorum.
Şimdi bunun bağlamam lazım şöyle. Bu durumda ne yapıyoruz? Şunun katını açıyorum. Şunu da açıyorum. Bakın bunu bunun içine böyle getiriyorum. Sonra şunu bu şekilde katlayıp şu tepeden, bakın şuradan içeriye sokacağım. Bakın bu şekilde tepeden içeriye sokacağım. Bakın içeriye soktum. Döndürüyorum, bakın döndürdüm. Görüyor musunuz? Döndürdüm ve buraya sıkıştırdıktan sonra bunu, şunu şu araya sokacağım. Şu araya. Hemen sokuyoruz. Tamam arkadaşlar. Bunu soktum. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu şöyle katlıyoruz bu sefer. Bunu da alıp aynı şu deliğin içine, şuraya, şuraya görüyorsunuzdur, şuraya giriyoruz. Evet, bak. Şöyle düz şeritler yapacağım. Bu da bildiğiniz gibi devamlı zigzag yapacağız. Şu arada, bakın şurası açık. Önce orayı bir birleştirmem lazım. İğnemi buradan içeriye geçiriyorum. Şöyle aradan geçip bu şekilde bunun bu arayı kapatmamız şart. Arkadaşlar getiriyoruz bunu. Şunun içine koyuyoruz ve bunu bu şekilde dikiyoruz. Bunu birbirine dikmeden önce şu ara, bakın açık. Şu aralar. Bu araları birleştirmem lazım. Şöyle yapıyorum. Şunu şuraya sokuyorum. Ve şuradan şunun içinden şöyle çıkartıyorum. Göbeği diktim. Şu şeridi yapmıştık. Şimdi bunu birleştiriyorum. Şu şekilde. Katını açıyorum. Birleşmeler aynı arkadaşlar. Ama yine göstereyim. Şöyle. Şu vaziyette tutuyorum. Şunu katlıyorum. Şöyle. Tepeden şuradan içeriye sokuyorum. Şurada soktum, buradan çıkarttım, şöyle döndürüyorum, bakın ve bunu şuradan içeriye, şuraya sokuyorum, şu araya, şuraya sokuyoruz, bakın, tamam mı? Bu kısım girdi. Şimdi şurası kaldı, bunu da bu şekilde tutuyorum. Bunu da yine aynı yere bu vaziyette sokuyorum. Şöyle. Bak. Buna dikiyoruz. Bu şekilde. Şu düğüm içeriye gelecek şekilde saklayacağız bunu. Bu şekilde arkadaşlar bu çemberi buraya dikeceğiz. Komple dikeceğiz.
Arkadaşlar bakın birinci sırayı diktim. Birinci sırasını. Şimdi şu ikinci sırayı dikeceğim. İkinci sırayı diktikten sonra en üst sırasını dikeceğiz. Aynı yolda ikinci sırasını dikmeye devam ediyoruz. Şu ağız kısmını buna dikmeden önce, birleştirmeden önce burada şu kısımları, şu araları dikeceğim. Buraları diktikten sonra şöyle geleceğim şu kısma. Şunu da şunu, bakın şunu da şunu, şunu da şunu dikeceğim. Şu açıkta kalacak. Bu şekilde bunları dikeceğiz ve daha sonra gövdeye birleştirme işini yapacağız. Önce bunları dikmemiz gerekiyor. Şimdi burayı diktim. Şurayla şunu dikeceğim. Bu şekilde dikeceğiz. Bakın burayı diktikten sonra şurayı da dikeceğim. Şurayı şöyle geleceğim, bu iç kısımları da dikeceğiz. Şu iç kısımları da aynı şekilde dikeceğiz. Şimdi bakın burayı diktim. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya geldik. Bununla bunu, bununla bunu dikiyorum. Bu şekilde bütün dörtlü tarafı halledeceğiz arkadaşlar. Bakın ağız kısmını gördüğünüz gibi arkadaşlar diktim. Şöyle köşeleri birleştirdim. Şu kısımları böyle sivri kaldı, açık kaldı bu şekilde. Şimdi bunu, bu diktiğim bölümü şu ana gövdeye birleştireceğim. Ana gövdenin iki sırasını diktim. Bunu buna birleştirirken şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Şu köşeyle şu köşeler, yani şu köşeler aynı hizada olacak. Şu kısmını şöyle kıracağız. Şöyle dikeceğiz burayı. Şu köşenin şuradan tutuyorum. Şöyle aldım. Böyle çektim. Ve şuraya tutturuyorum. İlk sırasını tutturursak gerisini tutturmak kolay olur. Bu şekilde şurayı bir dikeyim, sağlamlaştıralım. Şimdi kırıyorum, şuraya dikiyorum. Şu kısmı. Yani şunu da şunu. Ve şuradan böyle dönüyoruz. Bu şekilde ağız kısmını da gövdeye birleştirdikten sonra arkadaşlar benim kutum bitmiş olacak. Kutu veya vazo ne derseniz. Evet. Bu şekilde. Evet, bakın aynı yere geldik, böyle köşeye geldik. Köşeyi böyle kıracağız, onu da buraya dikeceğiz bu şekilde. Üst katta dikilmiş olacak bu şekilde. Arkadaşlar ağzı kıvırık olan vazomun yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.